Ruhunuzu şeytana satmadığınız sürece şeytan ruhunuzu ele geçirmeye devam edecektir. Gelecek pazartesi 3 saat istiyorum. Lübnan'a geri dönmeden önce küçük meleğimin tadını çıkarayım. Bunu yapamam. İşte artık yapabilirsin. Beyrut'u bilir misin Lisa? Artık Lisa yok. Bugünden sonra olmayacak. Pazartesi görüşürüz. Bunu sana yapamazlar. Seni öylece sokağa atamazlar. Ne kadar borcum var? 4 aylık. Yakında 5 olacak. Ne yapıyor? 3000 mi? Ben bulabilirim. O pislikle birlikte hareket ederek yeterince sorun çıkardın. Ajanın için ne gerekiyorsa yapmak zorunda olduğunu anlardın. Evine dahi gitmeden saatler, günler, hatta haftalar geçirdiğin olur. Eşinin, anne babasının, çocuklarının isimlerini ve doğum tarihlerini bilmelisin. Onu korumak için hayatını verebilmelisin. Yapacağın tek şey var, o da onu bir insan olarak göremezsin. Bir ajan asla insan değildir. Bir silahtır. هي بشرى عظيمة بفضل الله ونعمته فقد كلفني أميرنا الشيخ المجاهد أسد الإسلام أسامة بن لادن حفظه الله أن أبشر عامة المسلمين وإخواني المجاهدين في كل مكان بانضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال لجماعة قاعدة الجهاد فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الانضمام المبارك الذي نسأل الله أن يكون شوكة في حلوق الصليبيين الأمريكان والفرنسيين وأحلافهم وغما وهما وكمدا في قلوب المرتدين أبناء فرنسا الخونة ونسأله سبحانه أن يوفق إخواننا الجماعة السلفية للدعوة فرنسا'yı neden hedef gösteriyor? Kardeşlerimizin acısından sorumlu da ondan. Fransa topraklarımızı sömürgeleştirdi. Kızlarımızın hicabını yasakladı ve... Çık dışarı. Hadi çık dışarı, defol. Fransa şu anda Afgan kardeşlerimizle savaşıyor. Peygamberimizin karikatürlerini yapıp yayınlıyor. Allah onları korusun ve celsin. Şu anda Fransa'yı savunmak için herhangi bir sebebiniz var mı? Ama ellerinde Zidane var. En iyisi.
Batı'nın iyi olduğu tek şey işte budur. Fransa suçludur ve bunun cezasını çekmesi gerekir. Şam, Attavil Çarşısı. Irak'taki savaş hemen dursun. 13 Ocak 2008 9 Topal. Paris, Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü. Operasyon başkanları burada hazır ve kayıt başlasın. Sizi dinliyorum. Şam'da bulunan gizli ajanımızdan 5 erkeğin bir sonraki saldırı için Fransa'ya hedef alacakları konusunda bir bilgi aldım. Kaynak güvenilir mi? Yüksek düzeyde. Bu bilgi değerlendirildi mi? Olasılık %70. Bana ajanın dosyasını getirin hemen. Jean-Michel 15 dakika içinde bana başkanı bağlamanı istiyorum. Kabineye gidip olası tehdit uyarısı yap. Bu olasılık daha önce gerçekleşmeyen diğer olasılıklar gibiyse ne yapabilirim bu konuda? Hiçbir şey. Ancak bir dram yaşanırsa bunu başkana iletmeden önce gözyaşı dökebilirsiniz. Eminim bunu anlayacaktır. Kaynağınız Orta Doğu'dan mı? Evet mi, hayır mı? Kaynak bilgi Orta Doğu merkezli mi? Evet, elbette öyle. Kaynağım Orta Doğu merkezli. Kaynağı ister misiniz? O bölgede yönetimle yaklaşmaya çalıştığımızı biliyorsunuz. Diplomatik bir olaya neden olacak risk alamayız. Oldukça iyi anladım danışman bey. Orada dost kalabilmek için bizi vurmalarına izin vereceğiz. Ne istiyorsunuz Fuş? Üstlerine bir operasyon yürütmek istiyorum. Bunun için özel fondan 3 milyona daha ihtiyacım var. Şu anda hiçbir şey alamazsınız. Bu tehdidin doğru olduğunu kanıtlamanız gerekir. Bu tehdit doğru baylar. Adına da terör deniyor. Zue 15. Fena değil. Deplör 4. Böyle giderseniz petrol bulabilirsiniz. Galitsin 11. Fena sayılmaz. Lösantiye 6. Fikirleriniz Doğu netli. Dilleri Enstitüsü. Çalışmalısınız. Sibo neredeyse 0. Belonje zar zor 9,5 aldınız. Ne? Bu yüzden dönemi mi tekrar edeceğim? Yarım puan için mi? Ne yazık ki Arapçanız yeterli değil. Bu Arapçayla bundan daha iyisini mi bekliyorsunuz yani? Ortalama için yarım puana ihtiyacım var. Bu yaptığınız hiçbir şekilde kabul edilemez efendim. Tamam. İstediğiniz 5 puansa size 5 puan vereceğim. Böylece sıkıntı kalmaz. Bakın, diploma alamazsam Alliance Française'de çalışamam. 6 ay emirliklerde çevirmenlik yapacağım. Size işten bahsediyorum. Draş, 16. Çok iyi. Bay Duri, bir şans daha verin lütfen. Yeniden sınav yapın. Yazılı bir ya da Arap sözlü... Bir Arap atasözü. Diplomasi başarısız olursa bir kadın yollayın. Fransız atasözü. Rüyaları gerçekle karıştırmayın. Sana yaptığı şey gerçekten iğrençti. Emin ol ki sen ilk değilsin. Öğrencileri cezalandırmayı sever. Pisliğin tekidir. Adım Jeremy. Şahitlik yapabilirim. Başımın çaresine bakabilecek kadar büyük bir Öyle kızım. Mi? Büyük kızlar nasıl olur? Senden büyük olur. Tamam, seni takip ettim. Kabul ediyorum. Ama seni gördüğümde... Kelimesinde anlamadığın yer neresi? Kaç yaşına kadar yaşayacaksın? 110 mu? 120 mi? 2 saatini istiyorum. 120 yılda 2 saatin yok mu? Seni tanımak istiyorum sadece. Nereli olduğunu, nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Sonra söz kendinden bahsetmeyeceğim. 2 saatçik. Lille, Kuzey Banliyosu. Gözümün önünden kaybol. 5 gram, 10 gram. 20 gram ver, 20. Geçen haftaki gibi 50 versin. Hayır, çok fazla. 50 vereyim işte. 20 yeter, 20 ver. 50 veriyorum, Senden tamam mı? Senden 20 istiyorum. Bana istemiyor musun? Önce parayı ver. Canımı sıkma, hadi 20 gram. Önce parayı ver dedim. Böyle çalışıyorum. 20 gramı göreyim, hadi.
Ben gidip malı getireyim. Lanet olsun. Polis! Dur lanet herif! Şuna pislik. Yoksa ne olur? Kapa çeneni. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundayız. Tamam mı? Anlamak zorundasın. Lütfen. Yeni çocuğu gördün mü? Nerede? Şurada duran gri ceketli olan çocuğu. Merhaba tatlım. Burada yeni misin? Kendine sevgili ister misin? Ya, yapmayın! Yapmayın! Hayır! Yapmayın! Hayır, yapmayın! Hayır! 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 Dur yapma! Hayır! Benim adım Aziz. Adamlarımdan biri görmüş geldiklerini. Bana bak. Hey, neler oluyor burada? Bu saçmalık da ne böyle? Yerleri siliyoruz. Ancak şef, 15 günden fazla yaşamasını istiyoruz. Korunması gerekiyor. Eşyalarını topla, başka yere gidiyoruz. Bu senin yeni hücren. Hadi kımıldı oradan. Arkadaşa yer ver. Şu anda benim bölgemdesin. Benim bölgemde. Kardeşlerimizi yüzüstü bırakmayız. Said I do to love, don't ever call again. For I must have you or no one. That's why I'm through. With love. Prensesimin kahvesi hazır majesteler. That's why I'm through. Saat kaç? 7. Akşam görüşürüz.
Doğum günün kutlu olsun delikanlı. Baba, ne işin var burada? Söylesene, yanılıyor muyum yoksa babanı gördüğüne sevinmedin mi? Bu doğru değil. Arkadaşlarla parti yapıyorduk. Seni hiç beklemiyordum. Sorun değil. Sizi gördüğüme sevindim. Baba diye anlatılmış. Ha, oğlumu çarpan kız. Harikulade. Tamam baba, sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Hayır. Bu şekilde gidemezsiniz. Bir şeyler içelim hadi. Sempatik. Sonuçta her zaman yabancılara şarap sattım fakat onlarla birlikte hiç tatmadım. Jeremy dönem tekrarı yapacağınızı söyledi. Bu gerçekten zor bir şey olmalı. Öyle de denilebilir. Harika bir iş seyahati. Hayatımın bir yılı uçup gitti. Her neyse, başka bir şeyler bulacağım. Bulacağınıza eminim. En kötü eski işinize dönersiniz. Bu arada arkadaşım Lisa. Hala Grenoble'da mı yoksa bavulunda, onu da mı buraya getirdin? Lisa'yı tanımıyorum. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şu peruk. Kimse seni tanımasın diye mi? İyi dinle. Fahişelik yaparak kiranı, yemek paranı kazanıyor olman umurumda bile değil. Oğlum sana aşık fakat kim olduğunu öğrendiğinde senden nefret edecektir. Seni sonra ararım. Ya hemen ondan ayrılırsın? Yoksa para cezası mı alırım? Ehliyetim mi gider? Bir uzlaşma yolu buluruz. Jeremy! Efendim? Buraya gel. Diana'nın sana bazı kötü haberleri var. O da benimle gelmek zorunda. Çevirmenim olarak işe aldım. Bu sayede Arap müşterilerini iyi anlayacağım. Siz delirdiniz mi? Ödümü koparttınız. Neyse, ben gidiyorum. Yarın çok işim var. Ayrıca Diana, seni pazartesi sabah 6'da alırım, tamam mı? Nice yıllar oğlum. Teşekkür ederim. Gerçekten çalışacak mısın? Hemen dönerim. Evet. İnsanları hep böyle sabah saat 6'da mı kaldırırsın? Rahat bırak beni, lanet olsun. Şarap tüccarına tercümanlık etmek umurumda değil. İşinle ilgilenmiyorum. Tercüman olacağını kim söyledi? Neler olduğunu anlatır mısın? Neredeyiz? Cevap vermeyecek misin? Neredeyiz? İn arabadan. Ne? 12 numaralı odaya git.
Buraya oturma. Çıkışımı kapatırsın. Oturun lütfen. Güzel. Benim adım Alex. Şu anda DGGM'desiniz. Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü binası, Fransız Gizli Servisi. Bugünden itibaren istihbarat elemanı eğitimi programınız başlıyor. Başarılı olmak için 6 şeyi unutmayın. İşinizin gerektirdiği disiplinle gizli yaşayacaksınız. Gizli haber iletmeyi ve almayı öğreneceksiniz. Girdiğiniz kılığa uyum sağlayıp ona göre kamuflaj sağlayacaksınız. Fark edilmeden birini izlemeyi öğreneceksiniz. Hedef dili çok akıcı bir şekilde konuşup yazacaksınız. Efendim? Evet. Savunma demişken. Evet. Bir bakalım. Saldırganın boyunu, göz rengini istiyorum. Kullandığı silahı, kaç el ateş ettiğini, kaçının isabet ettiğini, Layla hakkında bildiğiniz ne varsa, kendisi 6 hafta boyunca sizin eğitim subayınız olacak. Bilgiye ulaşabilmek için elinizdeki işe yarar parçaları birleştirmelisiniz. Adınızı yazın. Yetenekli olduğunuz için burada değilsiniz. Yaptığımız gizli araştırma sayesinde buradasınız. Bütün bunlar saçmalık. Bunu okudun mu? O bir Kur'an. Ellemeden önce elini yıka ve izin iste. Anladın mı? Kanunlarla ilgili misin? Kanun mu? Evet. Kanunların canı cehennem. Bu yüzden 6 ay buraya tıkıldım. Şeriattan bahsediyorum. Tek doğru yol budur. Bunu bir kez öğrenirsen bir daha asla kaybolmazsın. Kaybolmazsın. Hızlı öğreniyorsun. Sizce hangi meslek en iyi kamuflajı sağlar? Avukatlık, muhasebe, diş doktorluğu. Avukatlık çok riskli. Hedefe ulaştığınız anda hedef olursunuz. Evet, diş doktorluğu en iyisi. Eğitim düzeyiniz güven sağlar. İnsanlar onları iyileştireceğinizi bilir. Bence en kötü kamuflaj diş doktorluğu. Korku yayarsınız. Eğitiminiz kompleks yaratır. Ve biri diş çekmenizi isterse bitersiniz. Gerçek kimliğin ümmet olmalı. Cemaatte yer almalısın. Kardeşlerin seni korur ve sen de kardeşlerini korursun. Kime karşı? Senin gibilere karşı. Neden? Çünkü henüz kardeşim değilsin kardeşim. Takip edildiğinizi hissettiğiniz anda birkaç saniyede kılık değiştirebilmelisiniz. Tamam, sana doğru geliyorum. Niye kayboldun? Nereye gitti? Kızı göremiyorum. Tada! Sen Bordo'da değil miydin? Çok sıkıldım ve seni çok özledim. Bana ne verdin bilmiyorum ama çok iyiymiş. Aynı şarap. Evet, evet, aynı şarap. Az önceki şarabın aynı. Hayır, inanamıyorum. Öyle ama. İlk görev için mi bu şekilde giyinmemi istedin? Bardaki şu adam, Patrick. 3 çocuğu var. 8 yıldır eşine sadık. Onu baştan çıkarman gerek. Alyansını getirmek için 5 dakikan var. Dur biraz. O işi bıraktım ben. İlk görevinde başarısız mı olacaksın? Evlilik yüzüğünü ağzıma koysan iyi edersin. Ağzına başka bir şey koyacağım. Bekle biraz. Lütfen. Yüzüğü bana veremez misin? Lütfen.
Yapmaya çalıştım. Gerçekten denedim ama fazlasını yapamadım. Anladın mı? Yöntem sorunu. Bu yüzden başarısız oldun. Biz burada ajan eğitimi veriyoruz. Fahişelik eğitimi değil. Oğlunla yattığım için benden nefret ediyorsun değil mi? Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Günümün nasıl geçtiğini soracak olursa Jeremy'ye ne diyeceğim? Sana güvenecektir. Yalan için güvenden iyisi yoktur. Ne oldu? Bu kadar sağır olamazlar. Daha da kötüsü, Paris'te olmadığı sürece hiçbir şeye inanmıyorlar. Kravatlılar ya da sakallılar, hangisi diğerinden daha aptal bilemiyorum. Operasyon cam kırığı, küçük. Küçük ve gizli olacak. İki gün içinde bana birkaç öneriyle geleceksin. Sadece bana, çünkü seni bu görevin başına getiriyorum. Peki finansman ne olacak? Her zamanki aklama sistemini kullan. Tabii Lüksemburg bankalarından uzak dur bu arada. İyi ajanlar istiyorum. Çürük acemiler istemiyorum ona göre. Bak bakalım Alen çattan dönmüş mü? Ahmet'e de bak, içeridedir. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu... Bir sorun mu var? Evet. Sorunlu olmak sıkıyor mu peki? Evet. Nüfusunun %10'u canınızı sıkan bir ülkeyi savunmak zorunda olmak nasıl bir şey? Operasyon odasındayım. NATO çok gizli. Başbakan bile bugün bir açıklama daha yaptı. Uzmanlarımız son 24 saat içinde toplanan istihbaratı değerlendirdi. Kale Ahbat. Bu örgütün mensubu olabilir. Mısırlı Müslüman kardeşler üyesi Kahire'de Sedat suikastına karıştığı için Kahire hapishanesinde yıllarca yattı ve tahliye edildi. Kimyasal bir saldırı olacak. Doğru çalmaya uçuyorsun doktor. Berlin, Brandenburg kapısı. Bizden talep ettiğiniz ilaçlar siyanür molekülleri içeriyor. Siyanür molekülleri. Bunları getirmem yasal değil. Bunu istiyorsanız eğer... Bu kızınız mı doktor? Umarım uzun bir hayat olur ve mutlu bir şekilde yaşar. Kazalardan uzak. Muhammed Ali Hac, Ürdünlü bir doktor, Suudi Arabistan'daki saldırılarda yer aldı. Amman Hastanesi altına sığınıyor. Orta Doğu'nun en modern hastanesi ve 98'den beri başhekimi. Radikal bir salafist. O ve Khaled Ahbad, Afrika'daki yeraltı örgütlenmesinden sorumlu olan dördüncü adamla buluştular. Adamın adı Salem El Kabba, Sudanlı. Somali'deki İslam Mahkemeleri Birliği üyesi. Taliban'a yakın bir isim. Irak'ta görünmeden önce yıllarca ortadan kaybolmuştu. Örgütün ayak işlerine bakan biri olmalı. Diğer ikisi henüz bilinmiyor. Kaynaklarımız ikisini de görmedi. Ne planladıklarını bulmalıyız. İş başına. Fransa hükümetinden Afganistan'da bulunan askeri birliklerini hemen geri çekmesini istiyoruz. Tüm İslam topraklarından çekilsin. Bunun için 3 ayı var. Yoksa bir sonraki kurban köpek olmayacak. İyi bilsin bunu. Bunu nasıl aldın? Beyrut'taki adamımıza USB içinde gönderilmiş. Bu video hakkındaki her şeyi bilmek istiyorum. İyi bilsin bunu.
Ne Lübnan'dan ne de Afganistan'dan çekilmeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Ultimatumda 3 ay var diyorlar. Sence bu bir aldatmaca olabilir mi? Hayır. Salafistler için kafirlerin cezalandırılacağını bilmeleri gerek. Bu inançlarının... Geri çekilmesini istiyoruz deme biçiminden adamın Kuzeydoğu Lübnan'ın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak konuşan kişi bir Sünni. Arapçada ünlülerin ve ünsüzlerin telaffuzu bize kişinin nereli olduğunu... Mücahitler okurken bizim gibi dinsizlere karşı tolerans sarı renk Sünniler için ölüm anlamına gelir. Muhtemelen hayvan solunum yetmezliğinden ölüyor. İlk bakışta dönüştürülmüş siyanür diyebilirim. Soğuk patlayıcılarla birleştiğinde kusursuz bir kimyasal bomba olur. Size bombacıdan söz eden kim? Bunlardan biri metroda patlayacak olursa yüzlerce insan ölür. Yeterince iyi değil. Onlara cehennem dersi verecek bir zehir bulun. Benden siyanür bulmamı isteyen sendin. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Biliyorum. Şimdi Fransızlar siyanür aramakla boş yere zaman geçirecekler. Anlıyor musun benim? Peki ya şehit ne olacak? Bizden olmasın. Onlardan biri olsun. Kafir olsun. Daha iyi güç sembolü olur. Kafir mi? Bir kafir bizimle nasıl cihat yapar? İslam dinine dönen biri artık kafir değildir. Anladın mı beni? Selim nasılsın? Ha? Nasıl gidiyor? Aynı mı yine? Nasıl, yakıştı mı? Konuşmadığın için başta seni aptal sanmıştım. Şimdi Allah'a boyun eğdiğini biliyorum. İkimiz aynıyız. Sen gerçek bir erkeksin. Sen de bir aptalsın. Düşüyorsun ve yere çakılacaksın. Kasta olduğum için mi güçlüyüm sence? Doğru yerde olduğum için mi? Seninle konuşuyorum. Tek gücüm sessiz kalmam ve onlardan biri olduğumu herkese inandırmam. Eğer bunu Aziz öğrenecek olursa... Korkuyorum. Günleri sayıyorum ve susuyorum. Ayrıca ufaklık. Burada herkes Aziz'e benzemez. Hadi salla, iyi salla dostum. Tamam, hadi canım. Bakalım, hadi. Evet. Harika. Evet, işte böyle. Hadi ödeyin. 20 ver, 20 ver bana. Sen ödemedin daha. Hadi ver. Gördün mü? Ne kazanırsam 5'te 1'ini cemaat için ayırıyorum. İslam'da kumar yasak dememiş miydin? Anneme para lazım demedin mi sen? Beni iyi dinle. Annemden bu şekilde bahset. Duydun mu? Senin hakkında yanılmışım. Seni aşağıladım ama sen gerçek bir Müslüman gibi davrandın yine de. Sahte olanlardan mı var? Evet. Tanrı yerine insana boyun eğenler. Onlar yoldan sapmışlar. Bana gelince... Saygınlığımı korumam gerekiyor. Tekrar soruyorum. Alex seni neden işe aldı? Bu seni ilgilendirmez. Alex seni neden işe aldı? Alex diye birini tanımıyorum. Sen beni ne sanıyorsun, aptal mı? Ha, şu Alex. Oğlunu beceriyorum. Alex seni neden işe aldı? Vurmaya devam edebilirsin çünkü cevap vermeyeceğim. Çok iyi. Ne olursa olsun korku ve stresi kontrol etmeyi bilmelisin. İyi misin? Bana inandın mı? Patronun oğluyla yattığıma inandın mı? Hücre araması, herkes dışarı. Tamam, hadi dışarı. Tamam, hadi. Dur, sakin ol. Hadi çıkın. Dışarı. Hadi yürüyün, hadi. Yani hadi. Tamam, çıkıyoruz işte. Hadi yürüyün, hadi. Buraya da bakın. Bu ne oluyor? Bunu nereden aldın? O Kur'an'la ne yapıyorsun öyle? Sakin ol, tamam, sakin ol. Kapa çeneni.
Bırakın beni! Köpek sürüleri! Bırakın beni! Bırakın! 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 Al yemeğin. Domuz eti yemem ben. Senin gibi bir pislik değilim. İstiyorum, çıkarın beni. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi görmek istiyorum. Paris, Dış Güvenlik Genel Müdürlük Binası. Abu Kadıhab, Allah'ın gazabı demek. 98'den beri bu adı kullanıyor. Gerçek adı Arza Mahmut Taha Albaharat, Lübnanlı. 1954 sayıda doğumlu. Eylemci kariyerine 82'de Osbat Al-Ansa birliklerinde başladı. Sonra hızla yükseldi ve Abu Nidal'a katıldı. Örgütü her türlü batı karşıtı eylemler için diğer örgütlerin ana taşeron örgütü haline getirdi. Üzgünüm, geç kaldım. Bu durum günde 10 kez tekrarlanmadığı sürece sorun değil. 5 kez. Namaz günde 5 kez kılınır. Ve senin işinde haftada 50 saat. Adam 5 dil konuşuyor. İbranice, Urduca ve Fransızca dahil. 98'de İngilizler onu Şam'a yerleştirdi. Çok aktif çalıştı. 11 Eylül başarısından sonra Albaraz, Salafist hareketi üzerindeki etkisini kaybetti. Bu yüzden Avrupa'yı vurmak istiyor. Mücahit kimliğini yeniden kazanmak, içinde yer almayı istediği ama alamadığı Londra ve Madrid saldırılarıyla rekabet için. Bana zayıf bir nokta bulun, ne olursa olsun. İngilizler değişim için ne istedi? Şadiye Davut hakkında istihbarat istedi. Amman, 3 Mart 2008. Danar'la tanışmak isteyen bir kadın var. Savaşa hazır olduğunu, gitmek istediğini ve davamıza sadık olduğunu söylüyor. Bu kadın çok şey söylüyor. Kim bu? Bir Cezayirli, 11 yıl Fransa'da yaşamış. Kendilerini destekleyen bir sivil toplum kuruluşuyla Çölün Çocukları adında bir finansal ağ kurmuş. Bu kuruluşu Batı'ya, hatta Fransa'ya karşı yapılan operasyonlarda paravan olarak kullanıyormuş. Adı Şadiye Davut. Çarşafını aç lütfen. Senden istediğimiz her şeyi karşılıksız yapmaya hazır mısın? Bize orijinal Fransız pasaportları gerekiyor. Güvenimizi kazanmak istiyor musun? Güven mi? Kötü sözler söylemek için çok zekisin. Paris'te ne isterseniz yapacağım. Yalnız bir şartım var. Abu Kadab'la tanışacağım. Abu Kadab bir kadının din uğruna savaşta yer aldığına asla inanmaz. Ona söyle, kadınlar da erkekler gibi Allah için mücadelede ölüyor. Buyur, memleketinden. Paris'te iyi bir iş çıkarırsan eğer, onunla tanışmana yardımcı olabilirim. Cezayir, çocukluğumdan bir tat. Günün diğer başlığı, Afganistan'daki birlikleri güçlendirmek üzere asker gönderilmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Bugün mecliste çok sıcak saatler yaşandı. Şimdi bu tartışmaları ekrana getiriyoruz. Bir daha 11 Eylül'ler yaşanmasın diye, bu dünyayı daha güvenli yapmak için Fransa hükümeti Afganistan'daki birliklerini güçlendirme kararı aldı. Slim, değil mi? Onu artık hiç göremeyeceksin. Ceza indirimi aldı. Aç mısın? Hmm.
Bana katıldığın için insanlar sana deli diyecekler. Fanatik, hasta diyecekler. Ama seni aşağılayamayacaklar. Çünkü aileden biri olacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Artık bizden birisin. Sana bir isim bulmalıyız. Kardeşim. Bu kıyafetler de ne? Sabah çıktım, hava soğuktu. Sizin son karşılaşmanız. Seçtiğiniz arkadaşlarınız kayığa binecek. Ve dengeli bir halde gidebileceğiniz kadar uzağa gideceksiniz. Kayık üzerinde... Ziyaretime neden gelmedin? Zamanım yoktu deme bana. Sana iyi bir haberim var. Bir iş buldum. Markette çalışacağım. Maaşı çok iyi değil ama bize yeter. Demek sana güvenecek birileri var. İnanmıyor musun? Bak, patron o kadar güvendi ki avans bile verdi. Hangi market? Döner Kavşan oradaki. İki gün için 500 euro mu? Git, defol. Ne oldu? Defol buradan. Hadi defol. Hadi defol buradan. Neden? Bunu senin için yapıyorum anne. Umurumda değil. Bir şey istemiyorum senden. Şu lanet elbiselerini de al. Defol git buradan. Defol git diyorum. Defol. Yeter, bu pisliğe senin Çık için dışarı. Katlanıyorum anne. Çık dışarı. Defol buradan. Defol. Seni görmek istemiyorum. Defol şuradan. Bir daha buraya gelme Pierre. Adım Pierre değil. Adım Aziz. Leyla, adamını görebildin mi? Sarışın olduğunu söylediler. Saat 2 önünde oturan bir kadın var. O değil. Profesyoneller o kadar topuklu giymez. Sana böyle mi öğrettiler? Temas 50 dakika gecikince gitmem gerektiğini öğrettiler. Gidersem Şadiye Davut'u unut ve tabii Abu Kadab'ı da. Solumda, mavi kazaklı. Arkanda biri var. Leyla, bu gürültü ne? Leyla, seni duyamıyorum. Cebime bir telefon koydum. Leyla, duyuyor musun? Leyla, cevap ver lütfen. Leyla. Toplu takip et. Hangisi? Hangi toplu? Önündekini.
Devam et. 10 metre içinde pasaportları ver. Bu kağıtla nerede ve ne zaman buluşacağım? Devam et dedim. Pasaportlar? Ne zaman, nerede? Etrafına bak, şansın yok. Hadi ver şu pasaportları artık. Kadınların cihat yapacağına inanmıyordum. Yanılmışım. Beyrut'ta. Bir hafta içinde. Seni çok istiyorum. Seni geri götürmek zorundayım. Kural böyle. Önce benim evime gidelim. Yalnızca bir saat. Alex'in kesin emri var. Sana nasıl davrandığını gördün. Hadi bana gidelim. Alex'i boş ver. Düşmanın eline geçmeden benden yararlan. Hadi. Yapamam. Olmaz. Hı. İnan hadi yapamam. Lütfen... Kes şunu. Yeter. Ne var? Yok bir şey. Geliyorum. Kadın ajan Miraj'la olan ilişkinizi üstlerinize haber vermediğiniz ve güvenlik protokolünü ihlal ettiğiniz için onun ölümünden direkt olarak siz sorumlusunuz. Sorumlu sizsiniz. Bunun sonucu olarak dosyanız incelenip cezanız kesinleşene kadar bir disiplin tedbiri olarak derhal gözaltına alınacağınızı bildirmek istiyorum. Ahmet, umarım inanıyorsundur. Bunun namaz kılmanla bir ilgisi yok. Aklımın ucundan bile geçmedi. Tüm bunlar özel bir hayatı olduğu için. Onun vatansever olduğunu biliyorsun. Leyla'yı düşmana satmış da olabilir ama. Elimizde ajan Miraj'ı öldürmek için kullanılan patlayıcının analiz sonuçları var. Patlayıcı kilidin içine yerleştirilmiş. Bu patlayıcı Suriye dışındaki eylemlerde bir tür imza olarak kullanılıyor. Ve Albarad'ın kızı adamla tanıştıracak kişi şu anda Şam'da bulunduğunu biliyoruz. Nereden anladın? Ona tatlı ikram ettim. %100 Suriye yapımıydı. Cezayir. Çocukluğumdan bir tat. Eğer Suriye'ye özgü bir tatlı Cezayirli'ye çocukluğunu hatırlatıyorsa o Cezayirli olamaz. Ve eğer Cezayirli değilse... Bizimle nasıl bağlantı kurdu? Alhaç sayesinde mi? Yine de ben size söylemeden ona dokunmamanız gerekiyordu. Değersiz biriydi. Dirisi her zaman ölüsünden daha yararlıdır. Albarad'ı yok edeceksiniz. 3 gününüz var. Bu durumda bunu imzalarsak biz de risk almış oluyoruz. Bu tam bir felaket olur. Onu yok ederek tehdidin ortadan kalkacağını sanmak felaket. Orta Doğu'da onun yerini almayı bekleyen 15 bin Albarad hazır bekliyor. Ne tavsiye edersin? Beyrut'taki adamımızdan Albarad'ın eski apartman dairesine ait güvenlik kamerası görüntülerini aldık.
Ona bal tuzağı mı göndereceksin? Aklında kim var? Devletle yapacağın kontrat. İyi oku. Eğer imzalarsan önümüzdeki 5 yıl plan yapmazsın. 10 gün içinde Beyrut'a gidiyorsun. Jeremy'yi görebilir miyim? Gideceğin yeri söyleme. Biz Pierre'in arkadaşıyız. Kendisi nerede? Hepsi bu mu? Artık bir ajan mıyım? Devletin bir görevlisisin. Bunu kendim için yapıyorum. Hiç kimse için değil. Hepimizin bir nedeni var burada. Seninkini buldun mu? Benimle dalga geçme hadi herif. Tuzak olduğunu biliyordum. Bu yüzden onunla birlikte bekledim. Yemin ederim bir şey bilmiyorum. Bu Al Barat 5 dil biliyor. İbranice, Fransızca, Farsça dahil. Barat'ın sağ kolları Khaled, Daner, Muhammed, Alhaş. Alhaş nasıl biri? 42 yaşında Ürdünlü, Amman Hastanesi'nin başhekimi, cerrahlık yapıyor. İmdat! Ben bir şey yapmadım! Ben bir şey yapmadım! Bir hediyeniz var. Gelecek sefer bölgemde emir vereceksen bana da haber ver lütfen. Onlara bir şekilde yanıt vermek zorundaydım. Adamlarım güven kaybedecekti. İnsan yönetimi. Bu iş için Ahmet'i bana kim tavsiye etti? Çok iyi bir yönetici etti efendim. Ne düşünüyorsun? Bence adam temiz. Gerçekten. Devam et. Örgütte kiminle görüşüyoruz? Anlıyorum, evet. Hoşça kal. Eve gidiyoruz. He? Kimdi o? Adım Delfin Bağlı. 82 Orlean doğumlu. Sosyal güvenlik numaram 2820845. Sene milyon bağları 1982'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde. Hadi tekrar başla. Lanet olsun, bunu asla yapamayacağım. Tekrar başla. Ne oldu? Neden duruyorsun? Temas bölgesi. Aşrafiye, Şatila, Hamra. Beyrut'ta Şii bölgesi. Güney mahallesi. Beni nasıl görmezsin? Kör müsün? Neyin var senin? Aklını mı kaçırdın? Sen nasıl araba kullanıyorsun? Şimdi gelmeyecek. Gelmezse onu kaçıracağız. Vur bana. Vur bana gerizekalı. Gerizekalı kadın. Deli misin sen? Çek git başından. Git git hadi. Tamam, hadi sakin, git buradan. Sakin ol. Tamam. Uzak durun benden. Hadi. Tamam. Bu kadar yeter. Batı Beyrut. Hamra bölgesi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Söyle bakalım, neden şarap? Her zaman tutkum olmuştur. Bu tutku bana babamdan geçti. Annem için dünyayı dolaşmamı istediklerinde hayır diyemedim.
Saygılar efendim. İstekleriniz emirdir efendim. Seçimi hanımefendi yapacak. Uzman olan o. O halde Kısara Kont 98 getirin. Beyefendi şaraptan anlayıp anlamadığımı merak ediyor. Bakın, ben varlıklı bir adamım. Lübnan tehlikeli bir ülke. Kimle olduğumu bilmem gerekir. Ve şarap uzmanlığı burada kadınların mesleği değildir. Benim ülkemde bu bir işten fazlasıdır. Biliyor musunuz, Lübnan'da çok iyi şaraplarımız var. Bunu söylemeniz çok ilginç çünkü Lübnan şarabı çok keskindir, katıdır ve çok tatlıdır. Neyin var, ne oldu? Şeytan mı gördün? Fransız şaraplarının ünü tartışılmaz, siz de biliyorsunuz. Lisa, sen misin? Hayır, benim adım Delfin, karıştırdınız. Yeni arkadaşın bu mu? Ona güvenebilirsin, çok iyidir. Saatine tam 300 dolar alıyor. Bu inanılmaz bir fiyat. Senin bir pezevenk oluşun beni bir fahişe yapmaz, anladın mı? Defol, git buradan. Ne oldu? Böyle bir cevap beklemiyor muydun? Efendim, lütfen. Tamam. İzlemek istediğin maçı seçtin mi? Takvim üzerinde çalışıyorum. İzleyebileceğimiz bir sürü maç var ve bizim oyuncumuz seçildi. Bu adamı iyi tanıyor musun peki? Kim bu? Adamlara söyle saldırıyı sakın tehlikeye atmasınlar. Ben 18 Haziran için yara yırttım bile. Çünkü final maçı olacak. Biletler benim kasamda. Umarım bu final maçı güzel sonuçlanır. Bir kadınlarken hep telefonda mı konuşursun? Bu kadınla bağlı. Alvarad'ın kasa dediğini gerçekten duydun mu? Biletler benim kasamda mı dedi? Evet. Ayrıca 18 Haziran'da bir maç olduğunu söyledi mi? Son maç dedi. Finalmiş. Haziran'da final maçı falan olamaz. Bütün sporların sezonu Mayıs'ta biter. Araştırırım. Ne yaparsan yap ona olabildiğince yakın kal yeter. Beni tanıyan şu adam ne olacak? Ne dememi istiyorsun? Bütün Beyrut'un üzerinden geçtiğini nereden bilebilirdin?
Al-Guraba kampı, Kabil'in 200 kilometre güneyi. Kendinizi patlatacağınız zaman kalabalığın patlama sınırı dışında kalmadığından emin olun. Bundan sonra bu kampta önceki yaşamınızı unutacaksınız. Burada birer asker olacaksınız. Burada sizleri Allah'ın şehidi olmanız için hazırlayacağız. Vakti geldiğinde Müslümanlara her türlü zulmü yapan ikiyüzlüleri ve kafirleri yok etmek üzere şehadet yerlerinize gideceksiniz. Bundan hiçbir şey anlamadım. Allahu Ekber de ve kapaçın. Bu arada ben Danyar. Bu uğurda ölmek ya da şehit olmak, ikisi de aynı şey demek bizim için. Tekbir, Allahu Ekber. Tekbir, Allahu Ekber. Ekber. Daha hızlı. Daha hızlı, hadi. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Yoksa kıçına tekbir yiyeceksin. Hadi daha hızlı, daha hızlı dedim sana. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Hadi, hadi kalk hadi, ayağa, hadi. Hadi, daha hızlı. Hadi kardeşim, hızlı. Hadi bir, yapabilirsin. Dört. Hadi, daha hızlı. Allahu Ekber. Hacı sen mi öldürdün? Hadi söyle. Bu hainliği sen mi yaptın? Onu sen öldürdün, biliyorum bunu. Onu sen öldürdün Adi herif. VX en güçlü nörotoksinlerden biridir. 10 miligramı 70 kiloluk bir adamı öldürmek için fazlasıyla yeterli. Hayır, hayır. Yapma, yapma, hayır. Lütfen yapma, yapma. Lütfen yapma. 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 Bunu ister şehrin üzerine salarsın, ister su kaynağına karıştırırsın. Hem renk vermez, hem tatsızdır. Gaz Irak'tan mı geliyor? Hayır. Cezayir çölünden geliyor. Fransa 1975'e kadar orada birçok deneme yapmıştı. Karşınızdaki düşmanı kendi silahıyla vurun. Sun Tzu. Savaş sanatı. Delfin. Delfin.
Döndün mü? Duştan yeni çıktım. Bir şey içer misin? Geliyor musun? Geliyorum. Diyan uçak biletini buldu. Tarihini kontrol ettim. 18 Haziran De Gaulle'un 40'ta Londra'da yaptığı konuşmanın tarihi. Direnişin sembolü. 18 Haziran 46, İtalya'da Cumhuriyet ilan edildi ve Mussolini faşizminin yerini demokrasi aldı. 18 Haziran 52, Sovyetlerin Birleşmiş Milletler Sözcüsü ilk kez bakteriyolojik savaştan söz etti. Bundan bir yıl sonra 18 Haziran 53'te General Nagip Mısır Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 18 Haziran 54, Güvenlik Konseyi Güney Afrika'daki ırkçı yönetim için meclise öneri verdi. Bu oylamada Fransa çekimser kaldı. 18 Haziran 59, Güney Afrika Durban'da silahlar ayaklandı. 18 Haziran 79, Sovyetler ve Amerika arasında SALT II silahsızlanma anlaşması imzalandı. Son olarak 18 Haziran 92, İrlanda referandumla Maastricht anlaşmasını kabul etti. Kararınız? Albarat'ın Fransa'yı 18 Haziran'da vuracağını varsayacak olursak eğer, yanlış olmaz. 18 Haziran Beyrut-Paris uçuşu hem kuzey-güney geriliminin hem Fransa'nın işlediği hataların hem de bakteriyolojik tehdidin simgesi. Bu hafıza kartı da mı kasadaydı? Albarat'ın videosunu yayınlayan bir internet sitesi adresi var. لِأَنُّ سَلَامْ سَيَكُونْ مَطَلْ مَرَى أَلَّتِ تَلِدُ Tercümesi nedir? Efendim 45 dakika önce elimize ulaştı. Üzerinde çalışıyorum. Güvenliği arayın hemen. لأقول أن فرنسا لن تجعلنا عبيدا لها وقررت أن أقابل رب اليوم Ben Abu Kadab. Bizim için anlamlı olan bu sembolik günde şehitlik mertebesine yükseleceğim. Fransa'ya onların kölesi olamayacağımızı söylemek için. Bugün Allah'ın yanına gitmeye karar verdim. Ondan başka tanrı yoktur. Hata yapıyorsunuz. Bu adam 20 yıldır siyasi hedeflerine varmak için İslam'ı kullanıyor. Bu bir tuzak. Asla intihar etmeyecek. Yanılıyor olmamı çok isterdiniz, değil mi? ...16 Haziran, Pazartesi. Kendini şehit olarak görüyor musun? Evet. Elbette. Ben hazırım. Ben çocukları öldüremem. Bunu asla yapamam. Bir oğlum var. Onun için en iyisini istiyorum. Ama o pislik annesi benimle konuşmasına izin vermiyor. Onunla buradan nasıl konuşmayı umuyorsun bilmiyorum. Bunu Kabil'den aldım. Merhaba, evde yokum. Mesaj bırakın. Alo anne. Cevap ver lütfen. Orada olduğunu biliyorum. Şu an çok uzaklardayım. Kaldır şunu. Duyduğunu biliyorum. Önemli bir şey yapacağımı söylemek istedim. Uzun zaman arayamayabilirim. Haftalarca, belki aylarca. Bilmeni isterim ki... istediğin gibi biri olamadığımı biliyorum ama... her şeyi berbat ettim. Ama göreceksin, benimle gurur duyacaksın. Ben değiştim. İyi bir şey için savaşıyorum.
Değiştim anne. Söylemek istediğim şey, seni seviyorum. Keşke bunu anlayabilseydin. Kampımızda bir güvenlik zafiyeti var gördüğünüz gibi. O korkaklardır ki Allah'a büyük utanç getirdiler. Allah-u Teala'ya utanç getiren korkak her kimse o kişi yaşamayı hak etmiyor. Hayır benim değil. Benim değil. Yalnızca annemi aradım. Ben yalnızca annemi aradım. Sadece annemi aradım. O telefon benim değil dedim. Eğer bu söylediklerin doğruysa kanıtlaman gerekiyor. Haini öldür. Öldür onu. Beni de aldığın için mutluyum. Nereye olduğunu söylemeyecek misin? Sürprizleri pek fazla sevmiyorsun değil mi? Hayır, severim. Dün benim ülkemdeydik, şimdi sana gidiyoruz. Gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Evet. Havaalanındayım. Çanta değiştirildi. Çanta Paris'e gidiyor. Middle East Airways'e verildi. Middle East Airways. Kımıldama, geliyorum. Alex, uçağı havaya uçuracak. Duydun mu? Yani o uçak havaya uçmayacak. Güven bana. Güveneyim mi? Güveneyim mi? Başka yalan bulamadın mı? Aklından bile geçirme. Beyrut Paris uçuşu. Beyrut aktarmalı Kabil Paris uçuşu. Lübnan güvenliğini arayın hemen. Beyrut Paris uçağını kaldırmasınlar. Ayrıca Albarat ve Baolo'nun hangi koltukta oturduğunu bilmek istiyorum. Delfin Boğalı.
Bay ve Bayan Dorgan değil mi? Evet, bu doğru. Koltuk numaraları 33 H ve J. Bütün bagajları arayın hemen. Bu taraftan. Bizi atlattılar. Başka uçaktalar. Hangisinde? Ne zamandır beni biliyorsun? Asıl soru şu, üstlerim benim gibi bir profesyonele karşı neden seni gönderdi? Neden senin gibi bir acemiyi gönderdiler? Bu uçağı mı havaya uçuracaksın? Burada tek bir bomba var hayatım, o da sensin. Arkadaşımla yaptığım şu telefon konuşmasını dinlemiştin. 18 Haziran için yer ayırttım. Kasamdaki USB bellek. 18 Haziran tarihli uçak bileti. Bütün bunlar servisini aldatmak içindi. Haziran'da final maçı falan olmaz. Bütün sporların sezonu Mayıs'ta biter. Şu anda benim intihar edeceğime inanmış durumdalar. Evet. Albarad'ın uçağı şu anda Paris havaalanına inmek üzere. Adamların hazır mı? Evet efendim. Burası kontrol kulesi. VA-213 Beyrut. 4 numaralı piste iniş yapabilirsin. Yolcular aranıyor. Bagajlar da. Evet, burada. Veriyor bana. Alex seni istiyor. Alex beni iyi dinle. Sen beni iyi dinle. Middle East Airways'teki her bagajı aradık. Bir şey bulamadık. Gördüğün uçak da şu anda Paris'te olmalı. Liam, beni duyuyor musun? Liam, duyuyor musun? Liam, dediğimi duydun mu? Çanta Paris'te. Liam, cevap ver. Cevap ver, duyuyor musun? Diyan, duyuyor musun? Duyuyor musun Diyan? Gördüğün o çanta Paris'te olmalı. Beyrut üzerinden gelen bir uçakla gönderilmiş olmalı. EMEA 1733 numaralı Beyrut uçağı havaalanına inmiş
18 Haziran 1940 Meydanı. Girmenize izin yok. Burada duramazsınız hanımefendi. Beni duydunuz mu? Hemen burayı terk edin. Hadi bayan. Çıkın lütfen. Şu sırt çantalı adam. Birazdan patlayacak. Hadi, çıkın. Dört nolu hat. Dört nolu hat. Metro güvenliği dört nolu hatta adam gönderin hemen. Benim düştüğüm hataya düşme. Hayatını mahvetmelerine izin verme. Bilmiyorsun ki. Ben yıllar önce öldüm zaten. Kımıldama! Kımıldama! Buraya kımıldama! Ayağa kalk! Cep telefonu! Çabuk! Çabuk olun! Hadi! Cep telefonunu bana atın hemen! Hadi! Sıkı tamam. Tutun! Dur. Hadi tamam! Hayır! Bırakın! Kımıldama! Hayır! Hadi! Korku. Asıl amaç budur işte. Sizin içinize korku salıp yok etmek. Bugün başarısız oldum. Yarın başkaları başaracaktır. Tanrı cömerttir. Bu yüzden seni karşıma getirdim.
Bu seni bir savaşçı yapmaz. Sen savaşçı değilsin. Korkan tekisin. Sivilleri öldürüyorsun. Kadınları, çocukları. Kim ki İslam için kendini havaya uçurmak istiyor, o kişi acizdir. İslam'ı lekeliyorsun. Ne zaman konuşsan İslam'a zarar veriyorsun. Bunu daha önce yüzlerce kez duydum kardeşim. Kardeşim falan değilim. Kafamızı karıştırmak çok basit. Bu konuda tamamen haklısın kardeşim. Ya karın? O da böyle mi düşünüyor? Karım seni öldürmemi isterdi. Sana benzememi istemezdi. Seni bekliyor. Sana kendimi tanıtmayacağım. Bu pisliğin bizi kandırmak için Diana'yı kullanacağını nereden biliyordun? O kamikazeyi görmüş olması dramı düşünsene. Bilirsin, hayal gücüm çok güçlü değildir. Dosya kapanmıştır. Devlet sırrı. Olursa bunu amirine söyle. Artık seninle konuşmaya iznim yok. Tecrit kurallarına karşı gelemem. Metin ol Aziz. Benim adım Pierre. Baban aşağılık pisliğin teki. Sana hep yalan söyledi. Şarap işi yapmıyor. Gizli servis için çalışıyor. Şimdi bana Jeremy'ye ne olduğunu söyle. O babam değil. Benim adım da Jeremy değil. Üniversiteli gençleri servise bağlıyorum. Özellikle de erkekleri. Gecede mi yalan söyledin? Senin gibi şarap işindeyim. Aynı işi yapıyoruz. Hangisi aynı? Onun ne olduğunu söyle yoksa kolunu kırarım. Kimsenin bilmediği yerde insanlara şarap satmak diğerlerine göre daha basittir. Çuvalladığımı ne zaman fark etmiştin? Biliyordun öyle değil mi? Eski müşterim tanıdığı anda beni geri çekmen gerekirdi. Beni korumak yerine hayatımla kumar oynamayı tercih ettin. Beni adamın kucağına attın. Adam kontrol kendinde sansın diye. Bana gerçeği ne zaman söylemeyi düşünüyordun?
Ben bir vatan severim. Servis öz annemi takip etmemi istese tereddüt etmem. Senin yaşadıklarını birçok kişi yaşadı. Senin gibiler her yerde benim gibilere inanır. Sen de benim yerimde olsan... Asla senin gibi olmam. Benim yerimde olsaydın... Ajanın için her ne gerekiyorsa gereksin yapmak zorunda olduğunu anlardım. Evine dahi gitmeden saatler, günler hatta haftalar geçirdiğin olur. Eşinin, anne babasının, çocuklarının isimlerini ve doğum tarihlerini bilmek zorundasın. Onu korumak için hayatını verebilmelisin. Yapamayacağın tek şey var, o da onu bir insan olarak göremezsin. Bir ajan asla insan değildir. Bir silahtır, o kadar. Beni teselli eden tek şey yalnız olduğunu bilmek ve yalnız öleceğini. Biliyorum. Yemen'deki bir kamptan ayrılacaklarına dair bir istihbarat aldım. Bu işi halletmek için oraya bir ajan gönderme fikrine ne diyorsun? Güvenebileceğimiz bir adam. Sağlam biri. İşini iyi bilen biri. Alex, beni duyuyor musun? Alex, duyuyor musun? Alex, bir çözüm istiyorum. Bir çözümün var mı yok mu? Bir çözüm Alex. Bir çözüm. Fransız gizli servisi 11 Eylül 2001'den bu yana ulusal sınırları içinde 15 saldırı girişimini engelledi.